Ama hocam, şimdi bakalım bu görüntüdeki hanımı tanıyabilecek misiniz? Hazır mı Bakalım. Mahmut? Hocam hiç görmedi. Daha önce de izlememiş. Buyurun. Allah rızası için. İstanbul'un göbeğinde bir kadın güpegündüz yardım istedi. Abi bir ekmek parası. Başına neler geldi? Ona kimler neler söyledi? Geç şurada kemer otunu vereyim sana. Ve yere düştüğünde neler yaşandı? Olay anının saniye saniye görüntüleri. Abla Allah rızası için. Abla Allah rızası için. Abla hastalığınıza şifa versin Allah. İstanbul'un göbeğinde Bakırköy meydanında öğle vakti. Abla iyi günler abla. Bir kadın meydanda para yardımı istiyor. Çantasına bakıyor bir kadın. Ancak eli boş kalıyor yardım isteyen kadının. Henüz para yardımında bulunan yok. Abla iyi günler abla. Lütfen dikkatle izleyin. Bir adam yaklaşıyor. Elini gömlek cebine atıyor adam. Abi bir ekmek parası. Abi bir ekmek parası. Yok çıkmaz bana. 15 kuruş var. Olsun abi o da olur. Cebinde uzun uzun para arıyor adam ve sorular soruyor kadına. Evin var mı senin? Yok abi. Sokakta kalıyorum. O zaman ben sana sahip çıkıyorum. Abi sen ekmek parası ver bana yeter. Hala cebinde para bulamadı. Belli ki vakit kazanıyor. Aynı zamanda çeşitli sorular soruyor. Geçirde kemer otur da vereyim sana. Oraya oturmayayım. Aa, birinin dibinde. Sen ekmek parası ver abi. Başka bir şey istemiyorum. Kadına az ileride bir yerde oturma teklifinde bulunuyor. Üstü başı pis halde bulunan kadınsa sorulara istemeyerek de olsa cevap veriyor. Seni kim bu arabaydı? Yani sen ben onları bana söyleyebilir miyim? Abi. Kim bıraktı? Sorma abi. Allah razı olsun. Bir yandan seninle sohbet etmeye konuşalım. Çok abi beni takip ediyorlar şimdi öyle çok kim? Sohbet etmeyelim. Sağ ol abi. Bak, sağ ol abi. Ben gideyim abim yoksa beni döver bir döver beni döver abi. Ben şimdi gideyim sonra abi. Tamam, Allah razı olsun. Saniyeler hızla ilerliyor. Adamın elleri hala cebinde para arıyor. Tamam. Ben burada bizler hep ekip. Ben seni yarı sana burada kim karışırsa. Yemin ederim tamam. Onlar var ya burada sürüm sürüm durum var oldu. Tamam. Sağ ol abi. Sağ ol abi. Yok abim sağ ol. Sağ ol. Canım seni çok seviyorum. Kadın adamın söyledikleri karşısında birkaç adım geri gidiyor. Para yardımı bekleyen kadın biraz korkmuş olsa gerek. Ve şimdi dikkatle izleyin. Adam para isteyen kadının omzuna elini koyuyor. Teselliyle başlayan el temasının şekli değişiyor. Sıcak kanlı bir insan olsa gerek. Ancak kadın bu kadar yardım istemiyor. Onun istediği sadece birkaç lira. Adam gidiyor ve kadın Bakırköy meydanında insanlardan yardım dilenmeye devam ediyor. Abla Allah rızası için abla. Allah rızası için abla. Dakikalar geçiyor. Ancak yardım eden yok. Allah rızası için. Allah rızası için. Şu an ortada ilginç bir durum var sevgili izleyenler. Kadının yürümesi yavaşladı. Dikkat ettiniz mi? Kadın bir anda yere düştü. Az önce para dilenen kadın şu anda yerde yarı baygın halde yatıyor. 10 saniye oldu ancak gelen yok. On beşinci saniyede yere düşen kadının başında bir yardımsever durdu. On beş saniyede yardım ettiler. Görüntüyü dikkatle izleyin. Kadın yere düşer düşmez beyaz tişörtlü bir çocuk hemen yanına geldi. Ve ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Bakırköy meydanında yaşanan olayda henüz birinci dakika dolmadan kadının başına onlarca kişi toplandı.
kadın yerden kalkıyor. Ağlıyor aynı zamanda. Çevresindeki kalabalık oldukça ilgili. Allah razı olsun. Yere düşen kadın doğruldu. Hıçkıra hıçkıra ağladı. Kadın hıçkırıklar içinde ağlıyor. Çevresindeki kalabalık gitgide artıyor. Sus. Yere düşen kadın etrafına toplananların yardımıyla ayağa kalktı. Şimdi su istiyor. Öksürük krizi devam ediyor. Ve şimdi lütfen dikkatlice izleyin. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Ben biliyordum. Türk halkının yardım edeceğini. Allah gel. Allah hepinizden razı olsun. İşte bu kadın Zahide yetişti. Ya gerçekten bunu Fransa'da yaptılar. Gel buraya gel. Ve bir Allah'ın kulu düşen kişiye yardım etmedi. Bakırköy meydanında yardım isteyen bu kadın her gün ekranlarda izlediğiniz Zahide yetişti. Paris'te bir adam aynı sosyal deneyi yapmıştı. Üzerindeki kirli kıyafetlerle ona yardım eden olmamıştı. Temiz kıyafetleriyle aynı adam yardım istediğinde birçok yardımsever başına toplandı. Zahide yetiş aynı sosyal deneyi Bakırköy meydanında gerçekleştirdi. Öylesine güzel kamufle oldu ki onu kimse tanıyamadı. Üzerindeki kirli kıyafetlerle evsiz bir kadını canlandırdı. Sadece 15 saniyede yardım aldı. Sırf şu giysiler yüzünden. Kimse yardım etmedi. Ben sizi bak düştüğünüzü tavırda gördüm, koşarak geldim. Yani, ben biliyordum Türk halkının kayıtsız kalmayacağını. Ne olursa olsun üzerindeki elbiseye bakmadan, elindeki çamura bakmadan yardım edeceğim. O yüzden... O yüzden hepinizden Allah razı olsun. Ve işte o genç yardımsever. Zahide yetiş yere düşünce hiç çekinmeden yanına koştu ve su getirmişti. Ama kim getirdi suyu bana, kim aldı suyu? Yüzü çamurlu olmasına rağmen sarılıp öpenlerin sayısı oldukça fazla. Zahide yetiş çevresinde toplananlara... Ya o günlere geri döndüm. Yalnız hocam Ramazan olmayınca... Ramazan olsa boş... daha farklı. Kamuflaj olmuşsun. Çok hiç tanınmıyorsun fakat dilenmesini bilmiyorsun ya. Hiç bir becerememişim değil mi hocam? 15 kuruş mu topladın? Hocam o zaten bir vakaydı. He. O ya, kusura bakmayın. O şerefsiz... Dokunuyor, bana dokunuyor. Ha, senin kimsen yok mu? Tamam ben seni seviyorum diyor. Ben seni götüreyim diyor. Sonra bunu Müge de izlemiş... Müge Anlı dedi ki kızım niye gitmedin? Doğru dedim, keşke gideydim de ne yapacak bir göreydim yani. Çünkü orada benim etrafımda bir sürü kişi var. Mustafa da maazallah diyor. Herhalde gelirdiniz benimle. Ya orada mıydı Mustafa da? Tabii ya, bizim bütün ekip yanındaydı. Oradaydı. Peki ama burada... adam gerçekten para mı arıyordu? Yok için? Hocam ya. Onun derdi. Yani numara gerçekten yapıyor. Allah. Ha. Sonra düşündüm. Gerçekten 5 kuruş param olmasa, gidecek yerim olmasa, aç bir ilaç sokakta kalsam, Allah kimseyi düşürmesin. Yani onu hissettim ben. Dilenmek zor değil mi? Çok zor. Hani dilenmek birilerini zor. Böyle suçlamak çok kolay. Ama şöyle dilen, mesela dün Yakup'u izledik. Yakup diyor ki oturunca fark ediyor. Allah kimseyi düşürmesin dersen fark ediyor. Ben de onu fark ettim şimdi. Ben ablalar sağ olsun abla, dedim diyor, ama olmamış. Pek şey gelmedi. Bir de sesi kamufle edemediğin ses için. Ses de belki tanıdık geliyor. Genç bir kadın. Niye? Yok kimse tanımadılar ama o gençlik belli oluyor orada. Belli oluyordu. Ama o gençlik bana bu gerçekten o adamın niyeti iyi değildi. O ve sonradan niyetini kandırabilirdi bozdu. Yani. Belki ilk başta iyi niyetle geldi. Ama nefis işte bu insanlar çok, böyle hiç çok, güvenilmez. Çok. Adam hala gitmiyordu. Bizim ekip aldı götürdü adamı. Fakat o da normal birisine benzemiyor zaten. Vallahi bilmiyorum hocam ama. Normal birine benzemiyor. Yok böyle gayet. Yok sıkıntılı yani. Hastalıklı bir adam gibi geldi bana. Niye hocam? Nasıl öyle anladınız? Konuşması öyle. Konuşmasında. Devamlı soru soruyordu. Soru soruyor ama hastalıklı bir tipte o da. Normal biri değil yani. Zaten normal bir adam o hareketi yapmaz. Bir adamın, bir insanın bunu yapmaması yapmaz lazım zaten. Da. Orada da sıkıntı var. Aciz bir kadın görüp seni evime götüreyim ne demek? O da büyük ihtimalle sıkıntılı biridir. Çok iyilik etmek istiyorsan bir kere kadına dokunmazsın. Gerçekten ekmek parası verirsin. Gider karnını doyurursun. Tek başına dilenen kadınların başına gelenleri de anlamış olduk şimdi. Ya. O da zor yani. Hani o da sıkıntılı, Allah korusun. Kimlerin eline düşecek?
kimler ona yardım ediyorum diye tuzağa düşürecek. Ya. Onlar da var. Onlar anlaşılmış oldu. Allah korusun. İyi bir deney yapmışsınız. Allah razı olsun. Sizden ama şimdi hocam, aynen yaşadınız o duyguları. Ben hissettim burada seyrederken. Çok 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 sinirlenmiştim o zaman. Zor bir adama durum. Git diyorum, ben başka bir şey istemiyorum diyorum. Deney adam bozulacak gitmiyor. Adama bir tane tabii geçirsen orada. Aynen. Vallahi içimden geçti hocam da. Ben Müge çok güldü benim halime. Kızım niye gitmiyorsun? Ben hala orada düşeceğim. Bakalım ya, su getirecekler mi bana? Ben hala onu düşünüyorum.